Dengeli bir iftar nasıl olmalı? İftara başladığımızda muhakkak hurma ve suyla orucumuzu açalım. Hurmayla açtığımız zaman hem gün içerisindeki kan şekerimizi biraz daha dengelemiş oluyoruz, hem de lif almış oluyoruz. Sonrasında çorbaya geçtik. Çorbayı çok fazla yağlı, unlu, kremalı tercih etmeyelim. Daha hafif bir şekilde geçirmeye çalışalım. Ve yapması zor evet ama çorbadan sonra bir 10-15 dakika mutlaka bekleyelim ki ilerleyen dönemlerde sindirim problemlerimiz, hazmetme problemlerimiz yaşanmasın. 10-15 dakika bekledikten sonra ana yemeğimizi geçiyoruz. Şimdi gün içerisinde herhangi bir besin alamadığımız için dolayısıyla sebze ve et gruplarımızdan mahrum kalıyoruz. O yüzden bunların ikisini birleştirebiliriz. Örneğin etli veya kıymalı bir sebze yemeği yapabilirsiniz. Veya ikisinden de azar azar bir tabak oluşturabilirsiniz. Yine tabağınızın yarısı sebzeyle veya salatayla dolu olsun. Çeyreği kadar bir et grubunuz olsun. Bu et, tavuk, balık olabilir. Genellikle balık biraz ihmal edilebiliyor Ramazan'da. Yine çeyreğe kadar bir tahıl grubunuz olsun. Bu tahıl grubunuz pideniz olabilir, ekmeğiniz olabilir, bulgur pilavınız, makarnanız olabilir. Yanında da lütfen yoğurt tüketin. Yoğurt size hem tokluk sağlayacaktır. Ve tabii ki de su. İftarla sahur arasında bol bol su tüketmeyi unutmayın. Örneğin maden suyundan ayran yapabilirsiniz. Hem gün içerisinde kaybettiğiniz mineralleri yerine koymuş olabilirsiniz bu sayede. İftardan 1,5-2 saat sonra yürüyüş yapabilirsiniz. Bu size hazmetme problemlerini de ortadan kaldıracaktır. Zaten çay, kahve tüketimini şekersiz olmak koşuluyla izin veriyoruz. Fakat ne kadar çay, kahve tüketirsek vücudumuzdan o kadar bir su çıkışı olacağı için yine o suyu yerine koymak gerekiyor. Yani yine iftarla sahur arasında mutlaka 8-10 bardak su içmeye çalışalım.